Arkadaşlar selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Kampımızın 9. haftasında fonksiyonlar isimli konuyla karşınızdayız. Evet, fonksiyonları işleyeceğiz bugün ama şimdi 9. hafta, yani 8 hafta, her ayı 4 hafta olarak sayarsak 2 ay, koskoca ay geride kaldı. Sen şimdi fonksiyonlara kadar olan kısımda soru bankalarındaki soruları inşallah çözdün. Çözmediysen bile gayret göster, emin ol yapabilirsin. En azından fonksiyonlara kadar olmasa bile kümelerin başına kadar çözmelisin arkadaşım. Farkında olmadan da bu ara Eylül'e daha girmeden 2 tane kitap yarıladım. Eğer 2 tane kitabı da çözüyorsam. Bu inanılmaz bir olay. Çünkü hani mezunlar belki yapmıştır ama onların bile çoğunun yaptığını düşünmüyorum. Ağustos ayındasın. Hala Eylül ayına girmedin. Ama verdiğimiz ödevleri takip ettiysen de bu ödevleri günü gününe yaptıysan kitapları yarıladım bile. Bu çok güzel, çok mühim bir olay. İnanılmaz derecede seni öne attı diyebilirim bu. Çünkü 12. sınıflardan hala başlamayanların sayısını düşünürsek, o oranı düşünürsek inanılmaz derecede fazla. Ve sevgili gençler, sizler bu ödevleri yaparak, dedim ya, tekrar ediyorum, soru bankasını yarıladın, binden fazla soru çözdün demek. Bu muhteşem bir olay. İnşallah bunların katkısını, dedim ya, o an görmezsiniz ama zaman ilerledikçe şöyle 3 ay sonra, 4 ay sonra inanılmaz derecede etkilerini göreceksiniz. Hem soru çözüm hızınızda, hem konuları tekrardan açıp bakmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü ödevlerinizi yapıyorsunuz, pekiştiriyorsunuz zaten konuları dinledikten sonra. Hem buradaki örnekleri çözüyorsunuz, hem soru bankalarındaki ödevlerinizi yapıyorsunuz. Bu gerçek anlamda süper bir olay sevgili arkadaşlar. Şimdi umarım iyisindir. Ben iyiyim çok şükür. Bir sağlığımızda falan herhangi bir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür olsun. Sizlere ders anlatmaya, video çekmeye devam. Bir iki gün video paylaşmadığımda gelen yorumları mutlaka görüyorum. İki gün video paylaşmıyorum. Hocam nerede kaldınız? Hocam sizi özledik. Hocam videolar niye devam etmiyor? Hocam hasta mısınız falan diye soruyorsunuz. Allah'a çok şükür hasta değiliz. Sadece işte biliyorsunuz, ben de bir hayat yaşıyorum. Bazen koşuşturmacalar, bazen hayatın yoğunluğu, bazen eve girmiyorum. Eve girmediğim zaman bilgisayarımı da tabii göremediğim için videolar çekemiyorum. Veya çekilmiş videolar varsa onları paylaşamıyorum. Buradan bir hatamız varsa sevgili arkadaşlar affola diyelim ve konumuza başlayalım. Fonksiyonu önce bir tanımlayacağız. A ve B boş olmayan iki küme. A ile B boş kümeden farklı olacakmış. Bak, değil mi? Boş kümeden farklı diyebiliriz. İki küme olmak üzere. A kümesinin her bir elemanını. Bak sen de bu benim üstünü çizdiğim şeyleri fosforlu kalemle çizersen, bunlar önemli şeyler. Ben o yüzden çiziyorum. Bu tanımda mesela unutmaman gereken argümanlar bunlar. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon denir sevgili arkadaşlar. Ne oluyormuş? A kümesinin her bir elemanını, B kümesinin bir ve yalnız bir. Bu bir ve yalnız birden kastı, yani birin altını mı çizmek istemiş? Yani üstüne basa basa söylüyor, bak bir ve yalnız bir elemanıyla işte. Evet, A kümesindeki her eleman karşı taraftaki B kümesine götürülecek. İşte şematize edersek oklarla götüreceğiz falan böyle. Ve sevgili gençler, B kümesinin yalnızca bir tane elemanına gidecek. Yani mesela şurada A elemanı var. Bu A elemanını şuradaki 1'e götürdün. Sen bir de bu A elemanını alıp buradaki 2'ye götüremen diyor. Öyle yapamazsın diyor. Ve elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat gezemezsin diyor. Bu bir bağıntı olur ama fonksiyon olmaz. Bağıntı diye konumuz da vardı eskiden. Bu bir bağıntı olur. Ama bağıntı artık müfredatta yok. O yüzden bahsetmeyeceğim. Bu bir fonksiyon olmaz. Fonksiyon olabilmesi için buradaki her bir elemanın karşı taraftaki bir ve yalnız bir elemanla eşleşmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Burada A elemanı, B elemanı ve C elemanı olsun. Burada ise 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlarımız olsun. Arkadaşlarım, A elemanını 2'ye götürelim. B elemanını 1'e ve C elemanını da 3'e götürmüş olalım. Şu an A kümesindeki her eleman
karşıda bir ve yalnız bir elemanla eşleşmiş durumda. O halde artık ben buradan buraya tanımladığım bu f bağıntısına artık fonksiyon diyebilirim. Bu bir fonksiyondur ve bu fonksiyon a'dan aynen bu şekilde gösteriyorsunuz. F iki nokta üst üste a'dan b'ye olan bir fonksiyondur. Yazalım. F iki nokta üst üste a'dan b'ye olan bir fonksiyondur. Yani a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon. Şimdi burada a kümesine bir isim vereceğiz. B kümesine bir isim vereceğiz. Başka kümelere de bazı isimler vereceğiz. Gelin o isimlendirmeleri bir yapalım. A kümesine sevgili arkadaşlar biz burada tanım kümesi diyeceğiz. Tanım kümesi sen de yaz benimle beraber. Buradaki B kümesine de sevgili gençler değer kümesi diyeceğiz. Sakın ola karıştırma. Bak benle beraber bu dersi izliyorsan B kümesine ben daha böyle değer yazmadan he o da görüntü kümesiydi diyenleriniz illaki vardır. Garanti vardır. Çünkü ben de öyleydim. Bunun ismi değer kümesi arkadaşlar. Görüntü kümesi farklı bir şey. Bazen değer kümesiyle görüntü kümesi birbirine eşit olabilir ama birbirinden genel olarak farklı şeyler. Şimdi burada sevgili gençler A'nın, B'nin ve C'nin gittiği bazı elemanlar var. 1'e, 2'ye ve 3'e gidilmiş. Buradaki 4 ile 5 açıkta kalmış. Şimdi o halde sevgili gençler ben şunu şu şekilde aldım. Buna da böyle kapalı bir eğri içerisine sadece gidilen elemanlardan oluşan bir küme yaptım. Ve işte bu küme sevgili gençler sadece ama sadece A kümesinin elemanlarının görüntülerinden oluşan küme olduğundan bakınız burada sadece ama sadece bunların görüntüsünden oluşmuş. Dolayısıyla ben bunlara diyeceğim ki bu küme FA kümesidir diyeceğim. Ve bu FA dediğimiz küme de sevgili gençler sadece görüntülerin oluşturduğu kümeye de görüntü kümesi diyeceğim. Siz de yazın. Aynen benim yazdığım gibi yazın. Görüntü kümesi diyeceğiz. Burada sevgili gençler değer kümesi telaffuzuyla görüntü kümesi telaffuzunun birbirinden baya baya farklı şeyler olduğunu da unutmayacaksın. B kümesi değer kümesi. Burada sadece şu kapalı eğriyle gösterdiğim FA kümesine de görüntü kümesi diyoruz sevgili gençler. Bunu unutmuyorsun. Pekala. Şimdi burası tanım kümesi dedik. Burası değer kümesi dedik. Şu gidilenleri gösterdik. Görüntü kümesi diye. Şimdi burada fonksiyon tanımını ola ki unutabilirsiniz. Çok normal. İlla tanımı ezberlemek zorunda değilsiniz ama tanımı bilseniz iyi olur. Çünkü matematikte başarının sırrıdır tanım bilmek. Tanımları bilirsen hangi konunun başka bir konuyla bir ilintisi olup olmadığını da anlarsın zaten. Mesela kombinasyonun tanımlarken mutlaka kümeye ihtiyaç duyuyor. Sen şimdi kümeyi bileceksin ki alt küme kavramını çok iyi bilmen lazım ki mesela kombinasyon işlerken ha bak bu da buradan geliyormuş diyebilesin. İlla senin gidip de kombinasyonun formülünü ezberleyip bu soruda şu yapılır, bu soruda bu yapılır, permütasyon kombinasyon sorularını ayırt etmek için şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım diye ezber yapmana gerek yok zaten. Tanım bil, kafan rahat etsin. Tanımları bilmek daha kolay eminim bunu ezberlemekten. Şimdi fonksiyon tanımını unutmamanız için de size ekstra güzel bir bilgi verebilirim. Hikayeleştirilmiş bir bilgi. Şöyle diyeceksiniz. Varsayalım ki şu küme az önceki A kümesi, bu küme de az önceki B kümesi. Böyle gösterelim. Şimdi A kümesinde bu içeride sevgili gençler, yağmurda ıslanan insanlar olsun. Yağmurda kalmış insanlar diye. Kalmış insanlar. Bunların şemsiyesi, memsiyesi yok. B kümesine de sevgili gençler otellerin oluşturduğu. Anlaştık. Pekala şimdi ben A'dan B'ye bir bağıntı tanımladığımda bunun fonksiyon olabilmesi için şartımız şu. Hiçbir insan ıslanmayacak ve biz bunları otellere yerleştireceğiz. Demek ki A kümesinde ıslanan bir kişi kalmaması için ben bu kişileri karşıdaki otellere götüreceğim. Bu hikaye burada güzelleşiyor aslında. Hani çocuk anne hikayesi gibi de düşünebilirsiniz ama o hikaye daha böyle kafaya yatmayan bir hikaye olabilir. Ama şunu mutlaka unutma. Şöyle diyeceğiz. Burada herhangi bir ıslanan insan kalmayacak. Karşıda ise sevgili gençler, karşıda ise otellerimiz var demiştik. Unutma. Buradaki Ali ile buradaki Mehmet diyelim.
Karşıda aynı otele gidebilirler. İkisi de buradaki otele gitmiş olabilir. Yıldız, 2 yıldızlı otel diyelim. 3 yıldızlı otel. Bunlar buraya gitmiş olabilir. Veya bunlar farklı otele de gitmiş olabilir. Ama şöyle bir durum var. Ali hem buradaki otele hem de buradaki otele gidemez. Değil mi? Tek kişi aynı anda birden fazla otelde nasıl bulunacak? Bulunamaz. O yüzden sevgili arkadaşlar, hikayenin güzelliği burada. Buradaki her bir kişi yalnız ama yalnız bir tane otele gidecek karşıda. Ama bir otelde birden fazla kişi kalabilir. Ve sevgili gençler, ben burada bu şartlar altında buradaki insanları, hiçbir insanı ıslatmadan otellere yerleştirebiliyorsam, işte bu bir fonksiyondur diyeceğim. Fonksiyon olma şartı sevgili arkadaşlar budur diyeceğiz. 85. sayfamızın sağ üst tarafına fonksiyon sayısı kısmına geçelim. A kümesinin M elemandan, B kümesinin de N elemandan olduğunu düşünecek olursak, oluştuğunu düşünecek olursak, A'dan B'ye sevgili gençler şöyle diyelim. Bakınız. Bu A kümesi, bu da B kümesi olsun. A kümesi, B kümesi. Burada şöyle 3 tane eleman var. Burada ise sevgili gençler 4 tane eleman olsun. Örnek veriyorum. Şuradaki elemanı ben kaç farklı elemanla eşleştirebilirim? 4 farklı. Çarpı. Şöyle diyelim. Çarpı. Şuradaki elemanı karşıda kaç farklı elemanla eşleştirebilirim? Gene 4. Çarpı. Buradaki elemanı gene 4 farklı elemanla eşleştirebilirim. Ve 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 4'ün küpü tane. Ben burada fonksiyon yazabilirim A'dan B'ye. B'den A'ya kaç tane yazabiliriz? Bu karşıda 3 farklı, bu da 3 farklı, bu da 3 farklı, bu da 3 farklı yere gidebilir. 3 üzeri 4 tane, yani 81 tane fonksiyon yazabiliriz. O halde A kümesi M elemandan, B kümesi de N elemandan oluşuyorsa, A'dan B'ye sevgili gençler, bak burada ben ne yaptım? B kümesinin eleman sayısının üzerine A kümesinin eleman sayısını yazdım. 4 üzeri 3, o da buradan geliyordu. O halde A'dan B'ye N üzeri M tane fonksiyon tanımlayabiliriz sevgili gençler. Birbirinden farklı fonksiyonlar olur bunlarda. Örneğimize bakalım. Fx x küp eksi x kare kuralıyla verilmiş bir fonksiyon olsun. F eksi 2 kaçtır diye soruluyorsa haliyle bak buradaki x'in yansımaları neymiş? Fonksiyonu şöyle düşünebilirsin. F fonksiyonu içine aldığı x değerinin önce kübünü alıyor, sonra karesini alıyor ve farkını buluyor. O zaman f fonksiyonu içine aldığı eksi 2 değerinin önce küpünü alır, sonra karesini alır ve bunları birbirinden çıkarır. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 8 eksi 4 kaç yapar? Eksi 12 yapar. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Yani kaba bir deyişle, kaba bir tabirle şöyle diyebilirsin sen aslında. Hocam x gördüğümüz yere eksi 2 yazmadık mı? Aynen öyle yaptık. Anlaştık. Örnek. A kümesi eksi 2, 0 ve 2 elemanlarından oluşurken fonksiyonumuzun kuralı da 4x eksi 7. Bu kuralla verilen A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonu için fa kümesini, ki fa kümesine biz burada ne demiştik? Görüntü kümesi. Hadi görüntü kümesini yazalım arkadaşlar. Şuraya f a eşittir dedik. Açtık parantezimizi, küme parantezimizi ve birazdan yazmaya başlayacağız. Peki. Önce eksi 2'nin görüntüsüne bakalım. Eksi 2 alacaksın, fonksiyonu da yerine yazacaksın. Ki bu fa kümesi f eksi 2'den oluşur, f 0'dan oluşur ve f 2'den oluşur. O zaman bunların değerlerini bulalım. Yazalım. Fa eşittir. Açtık parantezi. Eksi 2'yi yerine yaz. Eksi 2 kere 4 eksi 8. Bir de eksi 7 daha kaç yapar? Eksi 15 yaptı. 0'ı yerine yazarsan 4 kere 0 0. 7 çıkarırsan eksi 7. Ve 2'yi yerine yazdınız. 2 kere 4 8. 7 çıkardınız 1. İşte sevgili gençler, benim görüntü kümem olan FA kümesi bu kümeymiş diyeceğiz. Notumuza bakalım. Her x1 ve x2, A'dan seçilen x1 ve x2 elemanları için A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyonda, eğer ki bu seçilen elemanlar A kümesinden, yani tanım kümesinden seçilen elemanlar birbirinden farklı ise sevgili gençler, fx1 de fx2'den farklıysa, yani tanım kümesinden seçilen birbirinden farklı elemanların görüntüleri de farklı ise f birebir fonksiyondur diyoruz. Yani sen şuradan birbirinden farklı iki tane eleman seçtin. Eğer bu ikisi aynı yere gitmiyorsa, şuradaki elemana gitmiyorsa, farklı yerlere gidiyorsa, işte sevgili gençler, biz diyoruz ki bu fonksiyon birebir fonksiyondur.
Birebir fonksiyonu bazen şu şekilde de gösteren kaynaklar var. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun, bu şekilde de gösterebilirsiniz. 86. sayfamıza geçtik. Başka bir not. R elemanlı bir kümeden N elemanlı bir kümeye tanımlanabilecek birebir fonksiyon adedili ise şu şekilde bulursunuz. Pn'in r'lisiyle bulursunuz ki birazdan bu formülün aklınızda tutmadan nasıl halledebileceğinizi de göstereceğim. Örneğin 3 elemanlı bir A kümesi ve 4 elemanlı bir B kümesi varmış. Burası A, burası B kümesi olsun. A kümesinde 3 tane eleman olduğunu ve B kümesinde 4 tane eleman olduğunu biz biliyoruz. Soru bize söylemiş. Şimdi A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir? Peki A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Tabii ki 4'ün küpü yani 64 kadar fonksiyon tanımlanabilir. 64 tane birbirinden farklı fonksiyonumuz var. Ama bunlardan bazıları birebir, bazıları değil. Ve ben diyeceğim ki birebirleri bulayım. Eğer tümünden, tamamından birebir fonksiyon adedini çıkarabilirsem birebir olmayanları bulurum. Peki kaç tane birebir var? Şöyle yapacaksınız. Şuradaki elemanı tuttunuz. Bu eleman karşıda kaç tane elemana gidebilir? 4. Varsayalım ki şuna gitmiş olsun. Şimdi şu elemanı aldınız. Bu artık bunun gittiğine yani şuraya gidemeyecek. O halde kaç tanesine gidebilir? 3 tanesinden bir tanesine. Varsayalım ki şuna gitsin. Ve böylelikle 3 tanesinden birine dediğim için çarpı 3 dedim. Şu karşıda kaç tane farklı elemana gidebilir? Geriye kalan ikisinden birine. Buna mı buna mı? Alttakine gitsin. Buna gitsin. Pekala. Kaç farklı elemandan birine gitti? 2. İşte birebir fonksiyon adedi de budur. 4 kere 3 12 çarpı 2'den 24 gelir. Bu da birebir fonksiyon adedidir. Eğer 64'ten 24'ü çıkarırsanız 40 kalır. Ve sevgili gençler A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlardan 40 tanesi birebir değildir diyebilirsiniz. Geçtim bir diğer örneğe. A kümesi 3 ve B kümesi 5 elemanlı bir küme. Kaç tane fonksiyon tanımlanabilir bir kümeden diğerine? Ama hangisi tanım, hangisi görüntü küpe değer kümesi bize söylememiş. O halde şöyle diyelim. Şu küme sevgili gençler A kümesi, bu kümede B kümemiz olsun. Hemen yazalım. A kümesi ve B kümesi. A kümesinde sevgili gençler 3 tane eleman varken B kümesinde ise arkadaşlar kaç tane eleman varmış? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane eleman varmış. Pekala. Şimdi kaç tane fonksiyon tanımlanabilir demiş. Fonksiyon A'dan B'ye de olabilir. A'dan B'ye olabilir. A'dan B'ye ise 5 üzeri 3 tane. B'den A'ya ise sevgili gençler 3 üzeri 5 tanedir. 5 üzeri 3'ün 125 yaptığını, 3 üzeri 5'in de 243 yaptığını biliyoruz. Eğer ki bunları toplarsanız ki toplamda 368 yapar. 368 tane fonksiyon tanımlayabiliriz. Ya A'dan B'ye ya da B'den A'ya toplamda bu kadar fonksiyon tanımlanabiliriz. Bu A seçeneğinin cevabıydı. Bir de B'ye bakalım arkadaşlar. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Gene A'dan B'ye, B'den A'ya belirtmemiş ama şimdi birazdan işlemleri yaparken bir gerçekle karşılaşacağız. Bakalım. Şimdi A kümesinden şu eleman alırsam karşıda 5 elemandan birine gidebilir. Hadi şuna gitsin diyelim. Yani 5 elemandan birisi çarpı şu eleman ise 4 elemandan birisine gidebilir. Varsayalım ki şuna gitsin. Toplam 4 dedik. Çarpı şu eleman da karşıda şuna gitsin. Ama 3 elemandan birine gidebilirdi. Dolayısıyla çarpı 3 dedim. Şimdi 5 çarpı 4 çarpı 3'ten toplam 60 tane birebir fonksiyon tanımlanabilir dedik. Peki ya A kümesinden B kümesine değil de B kümesinden A kümesine olsaydı? Şu elemanı aldım. Karşıda 3 elemandan birine buna gitti. Bu buna gitse, bu da buna gitse şu elemanın gidebileceği başka hiçbir eleman kalmadı. Niye? Hepsi doldu. Dolayısıyla bu eleman açıkta kalacak. E bu da açıkta kalacak. Madem öyle, ben eleman sayısı diğerinden daha fazla olan bir kümeden diğerine birebir fonksiyon tanımlayamıyormuşum. Haliyle bu kadar da kaldık. Demek ki B şıkkının cevabı da 60 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Hatta şuraya da o notu da ekleyebilirsiniz. Şöyle not diyelim arkadaşlar. Not diyelim. O notta da şu yazsın. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon ve F fonksiyonu eğer birebir ise diyelim. Birebir ise diyorsunuz ki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından daha küçüktür
Ya veyahut eşittir diyeceksiniz. Eğer A'nın eleman sayısı B'den büyükse A'dan B'ye tanımladığınız fonksiyon birebir olmaz. Birebir olabilmesi için ne olması gerekiyormuş? A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından küçük veya eşit olması lazımmış. Güzel. Şimdi notumuza geri dönelim. F fonksiyonu A'dan B'ye. Eğer ki şu neydi? Görüntü kümesiydi değil mi bu? Görüntü kümesi. Değer kümesine eşitse biz bu fonksiyona örten diyeceğiz. Tamam mı? Örten fonksiyon. Neymiş şart? Görüntü kümesi, değer kümesi eşit. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Değer kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmayacak. Hepsini de bir elemanla örteceğiz. Açıkta kalmayacak. Ya açıkta kalıyorsa o zaman örten değildir, değil mi? Örten değildir. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Bunun ismi dahi var. Ne biliyor musun? Hemen yazalım. İçine fonksiyon diyoruz. İçine fonksiyondur. Anlaştık mı? Eğer ki örten o değilse bir fonksiyon mutlaka içinedir diyeceğiz. A kümesinden seçilen her x elemanı için yani tanım kümesinden seçilen her x elemanı için eğer bu elemanların görüntülerin hepsi de c gibi bir reel sayıya eşit oluyorsa biz o fonksiyona sabit fonksiyon diyeceğiz sevgili gençler. Yani ben tuttum A kümesinden her bir elemanı karşıya bir elemana götürüyorum ama hepsi aynı otele gidiyor. O yağmurda kalan, yağmur yağarken dışarıda kalan insanların hepsini de aldım. 100 tane otel var karşıda ama ben koydum hepsini bir otele. Hepsi aynı otele gidiyorsa bu fonksiyon sabit fonksiyon diyeceğiz. Ve sen f fonksiyonun içerisine ne atarsan at. Bu f fonksiyonu o içine atılan x değerini hiçbir işleme tabi tutmadan yine de sana veriyorsa fx eşittir x oluyorsa yani f5 eşittir 5, f10 eşittir 10, f8 eşittir 8, fpi eşittir pi, f köküç artı 2 eşittir köküç artı 2 oluyorsa biz bu fonksiyona birim fonksiyon diyoruz sevgili gençler. Birim fonksiyon nedir diye sorduğum zaman fx eşittir x diyeceksiniz. Anlaştık mı? Bunlar da fonksiyonların isimleri. Örneğimize bakalım. Diyor ki fx eşittir a eksi 2 çarpı x kare artı b eksi 1 çarpı x artı a kere b artı 1 fonksiyonu sabitmiş. Şimdi sabit fonksiyon şöyle yukarı doğru çıkalım hemen kopya çekelim. Fx eşittir c idi. Tamam, c ama aması var. Hiç x yoktu ki burada. Buraya bakıyorsun. X kare var. X var. Değişkene göre değişmeyen bir şey olacak bu, değil mi? Değişmemesi için değişkenin olmaması lazım. Değişkenin ben nasıl yok ederim? X'e 0 mı veririm? Hayır tabii ki de. X'e 1 verdiğim zaman ne altıyacak? Olmaz ki. 2 verince de değişecek. O zaman bu değişkenleri yok ederim. Nasıl? Katsayılarını yani şunları 0'a eşitlerim sevgili gençler. A eksi 2 sıfırsa A2'dir. B eksi 1 sıfırsa B'de 1'dir. Böylelikle bunlar 0 olduğu için çatırt ve çatırt gittiler. A2 ve B1 olduğu için 2 kere 1 artı 1'den burası 3'e eşit olur. Yani fx eşittir 3'müş. Bana diyor ki f7 kaçtır? F7'yi çok düşünmene gerek yok. Çünkü sen fx'te x gördüğün yere ne yazarsan yaz sonuç her zaman ama her zaman 3 çıkıyormuş. O zaman bu f7'nin de tabii ki sonucu 3'tür diyebilirsiniz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. F fonksiyonu var diyor. Doğal sayılardan reel sayılara tanımlanmıştır diyor. Peki şimdi fx fonksiyonu bazı x değerleri için değişik değerler çıkarıyormuş karşımıza. Mesela x sayısı 0 ise direkt 0 olarak karşımıza çıkıyormuş. 1 ise de 1 oluyormuş. 2'den büyük veya eşitken de diyor 3 çarpı fx eksi 1 artı 2 olarak karşımıza çıkıyormuş. Yani mesela senin burada x'in eğer 5 ise yani sen f5'i arıyorsan o 5'i burada yerine yazacaksın ve 3 çarpı f4 artı 2'yi hesaplaman gerekiyor şimdi diyor bize. Pekala. O halde şuraya bakalım. Önce bana f1 lazım kardeşim. 1 nerede? Bak burada x1 ise diyor sonucu 1'dir diyor. Demek ki burası 1'e eşit. Artı. Şimdi bana f2 lazım. 2 de bak burada. X 2'ye eşitse burada yerine yazacaksın. 3 çarpı f2 eksi 1 artı 2. Bir kere şu f2 eksi 1 demek f1 demektir. Başında da 3 olduğunu unutmayın. Yanında da artı 2'si var. Sen f1'in az önce zaten bakın şurada 1 olması gerektiğini görmüştün. Demek ki burası 1'miş. 3 kere 1. 3 artı 2'den 5 gelir. Demek ki bu
F2 dediğimiz olayda sevgili gençler neymiş? 5'miş. Artı bir de bana F3 lazım. F3 için de arkadaşlarım x, bakın burada 3, yani x eşittir 3, bu da büyük veya eşittir 2 olduğu için bu sefer de 3'ü burada yerine yazacaksın. Yani 3 çarpı f 3 eksi 1 artı 2 olacak. 3 çarpı 3 eksi 1 2'dir. F2 artı 2, ki ben F2'nin az önce arkadaşlarım şurada ne olduğunu bulmuştum zaten. Demek ki burası da 5'miş. Diyeceğim ki 3 kere 5 artı 2. Bu da 15 artı 2'den 17 gelir. Demek ki F3 de kaçmış? 17'ymiş. O halde sevgili gençler 1 artı 5 artı 17 sorulmuş bize. 17 5 daha 22, 1 daha 23 yapar. Bu da bizim cevabımızdır. 87. sayfamıza doğru geçiyoruz. Demiş ki fx eksi 1 x kare artı 1'e eşit olduğuna göre fx artı 1'in eşitini bul demiş bize. Şimdi öncelikle bizim elimizde bu var. Yani x eksi 1 var. Ben x eksi 1'den x kare artı 1'e nasıl ulaşabilirim? Bir x var elimde. Bir de x'in karesi var. Demek ki bu fonksiyon içeridekinin bir kere karesini alacak kardeşim. Yani ben x eksi 1'in karesini bir alsam. Önce burada kare al dedim bak. Karesini aldık. Alırsak eğer x kare eksi 2x artı 1 olması gerektiğini biliyoruz. Fakat x kare artı 1 istemiş ya bu. Yani sadece şununla şunu istemiş. Ben bu eksi 2x, o yok. Onu nereden bulacağım? Onu bulmak için de şöyle yapacaksın. X eksi 1'i eksi 2 ile çarpıp diğeriyle toplayacaksın. İçerideki değeri eksi 2 ile çarpacaksın. Çarp bakalım. Eksi 2x artı 2 yapar. Sonra da şununla toplayacaksın. Toplayalım. Böylelikle x kare. Şurası eksi 2x'ti. X kare artı 1. Pardon, çok özür diliyorum. Eksi 2x olur mu? Artı 2. Artı 2 ile çarpacaksın. Artı 2 ile çarparsanız sevgili gençler şurası eksi 2 olur. Zaten eksi 2'miz var ve onu sıfırlamak için ne lazımdı? 2x lazımdı ki x kare artı 1'e yaklaşmaya çalışalım. Hadi bunu da toplayalım. X kare, bakın şunla şu gider. 1 eksi 2 daha kaç yapar? Eksi 1 yapar. X kare artı 1'e çok az kaldı artık. Çünkü x kare eksi 1'i yakaladık. O zaman bir de 2 ekleriz. Şimdi bakın ben fx eksi 1'den buranın x kare artı 1 olan bir şeyi yakalayabilmek için neler yaptığımı söyleyeyim size. Fonksiyon fx olmuş olsaydı önce içeridekinin karesini alacaktınız. Aldım. İçerideki x olsaydı x kare diyecektik. Daha sonrasında içeridekinin 2 katını buna ekleyecektiniz. Yani 2x ekleyecektiniz. Ve daha sonrasında 2 ekle demiş. O zaman 2 ekleyecektik. Yani aslında bizim fonksiyonumuz buymuş. X kare artı 2x artı 2'ymiş. Pekala. Bizden ne istenmiş? Fx artı 1. Güzel. O zaman şöyle diyeceğim. X artı 1'in karesini alacağım. Artı 2 tane x artı 1 ekleyeceğim. Ve sonra 2 ekleyeceğim. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1'dir. Sonra 2'yi dağıtırsam 2x artı 2 gelir ve artı bir de 2'miz var. Bakınız x kare 2x 2x daha 4x yapar. 1 artı 2 artı 2 de toplamda 5 yapar. X kare artı 4x artı 5 bizim cevabımızdır. Tabii şunu diyebilirsin. Hocam biraz kafam karıştı benim. Başka bir yöntemi yok mu? Var. Şöyle yapalım. Şurayı sileyim şöyle. O tarafa çözelim. İkinci yol deyip benle beraber yazabilirsin. Sıkıştırabilirsin bir yere. Sen orayı silme şansın yok çünkü. Şimdi şöyle diyeceğim. Ben x eksi 1 şöyle diyor ya, fx eksi 1 diyor ya, ben bu x eksi 1'de fx eksi 1'de x gördüğüm yere öyle bir şey yazmam lazım ki içerisi x artı 1 olsun. Ne yazarım biliyor musun? X gördüğüm yere x artı 2 yazarım. Bir de buradan 1 çıkarırsam x artı 1'i, yani fx artı 1'i elde etmiş olurum. Demek ki ben x gördüğüm yere x artı 2 yazacağım. Hadi yazalım. Normalde fx eksi 1'imiz x kare artı 1 değil miydi? Demek ki ben x gördüğüm yere x artı 2 yazacakmışım. O halde x artı 2'nin karesi artı 1'i bulurum. Aç bakalım bunu da. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi 4 artı 1. Yani bu da ne yapar? X kare artı 4x artı 5 yapar ve buradaki cevabı bulur. Sanırım soldaki yöntemden daha basit oldu değil mi? Demek ki sağdaki yöntemi kullanabilirsin sen de bundan sonra sorularında. Bir diğer örnek. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Ve bu fonksiyon
Parçalı biçimde verilmiş. Bak böyle olan fonksiyonlara parçalı diyeceğiz. Ekstradan sana bunları hem YouTube kanalında da bulabilirsin. Yani buradaki kanalda bulabilirsin parçalı fonksiyon konu anlatımını. Hem de zaten ileride bol miktarda hem örnek çözeceğiz hem de parçalı fonksiyon ekstradan bakacağız. X eksi 3'ten küçük veya eşitken bu şekilde çıkıyormuş görüntü. Eksi 3 ile 3 arasındayken bu ve 3'ten büyük veya eşitken de böyle çıkıyormuş. Bunun bir fonksiyon olabilmesi için k değeri kaç olmalıdır? Bak şimdi. Eksi 3'ü şurada yerine yaz bakayım. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. Bir daha 4 yapar. Demek ki f eksi 3 kesinlikle 4'müş. Ama eksi 3 şurada da değiyor bak x'e. Yani x burada da eksi 3 olabiliyor. Peki ben eksi 3'ü şurada yerine yazarsam. 2 kere eksi 3. Eksi 6. 10 daha 4. Muhteşem. Demek ki burada bir sıkıntımız yok. Olsa zaten olmazdı. Soru yanlış olurdu. Şimdi biz aynı yöntemle şuradaki 3'e bakacağız. Çünkü 3 hem burada var hem de burada var. 3'ü şurada yerine yazın. 2 kere 3, 6 artı 10'dan. F3 kaç geliyor? 16. F3'ün burada da 16 gelmesi lazım. 3'ün karesi 9 artı k. 16 ise k kaçtır? Tabii ki 7'dir. K değeri kaç olmalıdır diye sorulmuştu. Cevabımız 7 olacak sevgili gençler. Tanım diyor ki A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon var. Ve A'daki X'leri alıp FX yardımıyla B'deki Y'lere dönüştürüyor bu fonksiyon diyor. Bunları da böyle okursunuz. Bu ifade F üzeri eksi 1X B'den A'yadır ve B'deki Y'leri alıp F üzeri eksi 1Y yardımıyla A'daki X'lere dönüştürüyor diyor. Ulan bir dakika. Az önce bizim fonksiyonun yaptığı şeyin tam tersini yaptı. O zaman bu fonksiyonun ismi ters fonksiyondur sevgili gençler. Ters fonksiyondur. Şimdi bu ters fonksiyonda da olay şu. Eğer ki senin elinde fa eşittir b gibi bir değer varsa, bir bilgi varsa sen burada şunu yapabilirsin. O zaman ben bu fonksiyonun tersinde içeri b yazarsam bu da bunu a'ya götürür diye. Sana sadece bunu verdiyse yine aynı şekilde fa eşittir b de diyebilirsin. Demek ki şuradan şunu çıkarabiliyoruz. F'in tersinin tersinde x fonksiyonu aslında fx fonksiyonunun ta kendisiymiş. Tersinin tersi kendisidir kardeşim. Yani sana şöyle diyorum. Arkanı dön diyor. Dönüyorsun. Sonra diyorum ki arkanı dön diyor. Sonra bir de arkanı dönersen tekrar yüz yüze gelmiş oluruz. Bu kadar basit. Değil mi? Tersinin tersi kendisi olur. Başka bu ters fonksiyonla alakalı başka bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şu tarafa bir bakalım notunu yazdırmış mıyız? Tabii önce şuraları silmemiz lazım. Değil mi? Önce şurayı bir silelim. Not var mı orada bakalım. Şurada tersinin şu şekilde alınabileceğini söylemişiz ama başka bir notumuz yok. Bir daha bakalım şöyle. Burada da yok. Burada da yok. Şurada var mı? Yok. O halde o notu da şuraya yazalım arkadaşlar. Şu alt tarafa gelecek şekilde buraya ekleyin, monte edin o notu. Şu kısma yazabiliriz. Şu şekilde. Bakınız. Not şu. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için o fonksiyonun birebir ve örten olması şarttır yazınız. Şarttır gibi oldu, şarttır. Evet, ne olması gerekiyormuş? Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması sevgili arkadaşlarım kesinlikle aradığımız şart olacakmış. Onları da o boyayla yapınca kapkaranlık oluyor. En iyisi şöyle yapalım. Birebir ve örten olması şart sevgili gençler. O fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için. Notumuza bakalım. Eğer senin elinde diyor AX artı B kuralına sahip bir fonksiyon varsa fonksiyonun tersi şudur. Şöyle yapacaksın. Şimdi bu fx sevgili gençler aslına bakarsanız buna x diyeceksiniz. Şuradaki x'e de f'in tersinde x diyeceksiniz. Eğer şuradaki x'i yalnız bırakmaya başarabilirseniz o bu yalnız bıraktığımız x f'in tersinde x fonksiyonunun kuralı olacaktır aslında. Buradaki x'i bir yalnız bırak bakalım. Hatta şunları karıştırmadan direkt şöyle diyelim. Bakınız şuradaki x'i yalnız bırakacağım. Fx önce b'yi karşıya atarım eksi b.
Sonra da a'ya bölerim her iki tarafı. Bölü a eşittir x olur. Bak. Ne demiş burada? F'in tersinde x. X'e f'in tersinde x demiş. Buradaki fx'e de arkadaşlar x demişiz. A x eksi b bölü a bizim neyimize? F'in tersinde x'e eşit oluyor. X'i yalnız bırakacaksın yani, amaç bu. F'in tersinde 33 kaçtır? İki yolla çözeceğim. Birinci yol, f'in tersinde x'i bulacağım. Eksi 2 at karşıya. X artı 2 bölü 7. Bu f'in tersinde x olur. Sonra da x gördüğün yere 33 yazarsın. 33'e 2 ekle ve 7'ye böl. Bu da ne yapar? 35 bölü 7'den sonuç 5'tir ve f'in tersinde 33 de 5'e eşittir dersin. Bir de ikinci yola bakalım. İkinci yol çok daha pratik bir yol. F'in tersinde 33 sorulduğuna göre sen şurayı 33'e eşitleyen x'i bulursun. 7x eksi 2 eğer 33 ise 7x 35'tir ve x de 5'tir diyebilirsin. Böylelikle aynı cevabı bulma olasılığın tabii ki %100 olur. Yani kesin olur. Bir başka notumuz, eğer bizim fx'imiz bu şekilde birinci dereceden iki tane ifadenin birbirine bölümüyle oluşan bir rasyonel fonksiyon ise f'in tersini nasıl bulursun? Şöyle yapıyorsun. Buradaki a ile buradaki d'nin hem yerlerini yer değiştiriyorsun hem de önleri de eksi koyuyorsun. Yani eksi dx artı b bölü cx artı a senin fonksiyonunun tersi olacaktır. Tabi burada dikkat edeceksin. Şimdi gidip de yani şöyle diyelim mesela 5 artı 3x bölü 2x eksi 5 değil 6 diyelim. Bölü eksi 6. Şimdi sana ben fx bu diyorsam, sen de gidip bunun tersini arıyorsan f'in tersinde x. Hemen şunu yapmayacaksın. Hocam işte 5 ile eksi 6'nın hem yerini hem işaretini değiştiririz dersen bitersin abi sen. Niye bitersin biliyor musun? Çünkü biz burada direkt şununla şunu yer değiştiriyoruz demiyoruz bak. O ikisini yer değiştiriyoruz demiyoruz. Neyi yapıyorsun biliyor musun? X'in katsayısıyla aşağıdaki sabit terimin yerlerini değiştiriyorsun. Yukarı tarafta x'in katsayısı ne? 3. Aşağı tarafta sabit terim ne? Eksi 6. O zaman bunları yer değiştireceksin. Yani diyeceksin ki 5 artı 6x bölü 2x eksi 3 bu fonksiyonun tersidir diyeceksin. Ona dikkat. Özellikle bazı soru bankalarında, hatta bazen denemelerde tongaya düşürür seni bu. ÖSYM'nin böyle bir şey yapacağını çok zannetmiyorum. Hani tongaya düşürmelik bir hareket yapacağını çok zannetmiyorum. Ki ÖSYM'de direkt bu şekilde soru çıkmaz. Ama bunu sorduğu bir sorunun içerisine kullanırsın. Fx eşittir 3x artı 2 bölü 5x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. F'in tersinde x fonksiyonu da x artı b bölü cx artı d ise b artı c bölü d ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle benim elimde kardeşim fx var. Bak bu fonksiyon fx fonksiyonu. Sen şimdi bana f'in tersini bir bul bakalım. F'in tersinde x eşittir. Ben buradaki eksi 1 ile buradaki x'in katsayısı olan 3'ün yerlerini ve işaretlerini değiştireceğim. Eksi 1'i yukarı alırsam 1 olur. 1x de x'tir zaten. X artı 2 bölü 5x artı 3'ü aşağı indirirsem eksi 3 yapar. İşte f'in tersi bu. Ve bu sevgili gençler x artı b bölü cx artı d'ye eşit ise bakınız ki burada 2 b'ye eşittir. 5 c'ye eşittir. D de eksi 3'e eşittir diyeceğiz. Ve bizden istenen b artı c bölü d de bunun yerine yazarsanız b 2 idi. C 5'ti. D de eksi 3'tü. Yani benim cevabım eksi 7 bölü 3 olacaktır diyebiliriz. Evet gençler, 88. sayfamızdaki örneğimize bakıyoruz. Bizim fonksiyonumuz f fonksiyonu bir haricindeki reel sayılardan iki haricindeki reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon. Fx de 2x artı 5 bölü x eksi 1 fonksiyon için f3 artı f'in tersinde 9'un toplamı nedir diye sorulmuş. F3 için x gördüğün yere 3 yazarsın. Böylelikle 2 çarpı 3 artı 5 bölü 3 eksi 1'i elde edersin ki üst taraf 2 kere 3 6 5 ekledim 11 bölü 3 eksi 1 2 yapar. Demek ki bak burası 11 bölü 2'ymiş. F'in tersinde 9'u bulabilmek için de bir kolay yöntem öğretmiştim ben sana. 2x artı 5 bölü x eksi 1'i tabii ki neye eşitleyeceksin? 9'a. İçler dışlar yap. 2x artı 5 bölü eşittir. 9x eksi 9 dersin. Bunu bu tarafa attın 7x.
Eksi 9'u karşıya atarsan 14 ve x buradan 2 gelir. Ve sevgili arkadaşlarım demek ki burası da 2'ye eşitmiş diyeceğiz. 2 ile 11 bölü 2'nin toplamı nedir peki? 2 kere 2, 4 artı 11 bölü 2. Yani cevap 15 bölü 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. R eksi a'dan r eksi b'ye tanımlı bir fonksiyon kuralıyla beraber verilmiş. A artı b toplamı nedir diye soruyor. Bak şimdi. Şuradaki a fonksiyonu tanımsız yapıyor. Peki şu fonksiyonu tanımsız yapan ne var? Tabii ki şurayı paydayı sıfırlayan x değeridir. 3x artı x 8'i sıfıra eşitlerseniz 3x eşittir eksi 8 ve x eşittir eksi 8 bölü 3 gelecektir. Bu a'nın ta kendisidir. Daha sonra fonksiyonun tersini bulacağım ben. F'in tersinde x eşittir. 8'de şuradaki birin yerini değiştirirseniz eksi 8x eksi 2 bölü 3x eksi 1 gelecektir. Buradaki 1'i de buradaki aşağı aldım ve negatife çevirdim. Bunu tanımsız yapan x değeri de 3x eksi 1 eşittir 0 derseniz 3x eşittir 1 olur ve x eşittir 1 bölü 3 olur. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu da b'dir. Neden b bunun tersinin paydasını sıfıra eşitleyen değer oldu? Çünkü benim fonksiyonumun tersi b kümesinden yani şu kümeden şu kümeye tanımlanmıştır benim fonksiyonumun tersi. Madem öyle demek ki fonksiyonun tersinin tanım kümesinde b yoksa o b bizim fonksiyonumuzun tersini tanımsız yapıyordur da ondan yoktur. Bunu tanımsız yapan x değeri nedir? 1 bölü 3 hocam. Demek ki o da b'ymiş. Fonksiyonun düzünü tanımsız yapan da eksi 8 bölü 3'tü. Bu da a'dır. A artı b sorulmuş bize. A'mız eksi 8 bölü 3'tü. B'miz de 1 bölü 3 geldi. Toplarsanız arkadaşlar eksi 7 bölü 3 gelecektir bizim cevabımız. Üstteki soru 15 bölü 2'di. Bu eksi 7 bölü 3. Az önce toplamış mıydık biz bunları? Toplamadık. Peki eksi 7 bölü 3 çıkan başka bir soru cevabı var mıydı? Sanki ben hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum bilmiyorum ama. Sanki başka bir sorunun daha cevabı eksi 7 bölü 3 çıkmıştı gibi hatırlıyorum nedense. Evet. Bileşke fonksiyon konumuza sevgili gençler bir sonraki videomuza devam edeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da tabii ki unutmayın.